Merhaba sevgili öğrencilerim, örnek soruları çözmeye devam ediyoruz. 2019-2020 Şubat-Mart-Nisan-Nisan'da iki örnek soru, Mayıs'ta iki örnek soru olmak üzere toplamda 30 soruyu beraber çözeceğiz. Evet, başlayalım. Buna göre aşağıdaki haritalardan hangisi Sakarya Savaşından önce Türk ve Yunan ordusunun durumunu göstermektedir? Evet, haritaları şöyle bir inceleyelim devam edelim. Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarındaki kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek, zaman kazanmak ve savunma için daha elverişli koşullar sağlamak üzere Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Evet, bakalım Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Bakın ne diyor? Kayıp sayısını azaltmak amacıyla. Bakın C şıkkına bakalım. Sakarya'yı görüyorsunuz. Ve doğusuna doğru çekilmiştir arkadaşlar. Yani cevabımız C olması gerekiyor. Evet ikinci sorudan devam edecek olursak. Bu hükümlerden çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Serbest Cumhuriyet Fırkası programında yer alan hükümlerden bazıları şunlardır. Fırka Türk parasını kıymetini bir an önce tespit edecek ve dış sermayenin memlekete girmesini sağlayacaktır. Köylü ve çiftçi kolay yollardan kredi verilecektir. Yerli mahsuller korunacak ve bunlara dış pazar bulunacaktır. Evet, hangilerine ulaşabiliriz? Uluslararası ticaretin Türk lirası ile yapılması amaçlandığının, bakın Türk lirasının Türk Türk parasının kıymetinin demiş. Tarımı geliştirme yönelik tedbirler alındığı. Evet, köylü ve çiftçiye kolay kredi. Dış ticaretin gelişmesi hedeflenmiştir. Ee, evet yerli mahsuller konulacak. Bunlara dış pazar bulunacaktır. Yani üçüne de ulaşabiliriz. Üçüncü soru Atatürk'ün 31 Ocak 1923 tarihli İzmir konuşmasıyla durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçişleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Evet amaçladığı söylenebilir demiş. Bakalım. Kadınların... Kadınların eğitimine gereken önemin verilmesi gerektiği, evet parçadan ulaşabiliyorum. Kadın erkek eşitliğine yönelik adımların atılması. Yine parçadan buna ulaşabiliyorum. Bakın hem kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Kadınların sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması. Evet bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek denilmiş. O yüzden cevabımız denizdir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda alınan kararlardan biri olamaz? Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında baylar, tarihimizi dolduran bunca başarının, zaferlerin veya yenilgilerin, sıkıntı veren büyük zararın ve yıkımların tamamı oluştukları devirdeki ekonomimiz ile doğrudan ilgilidir. Yeni Türkiye'mizi hak ettiği yüksek düzeye ulaştırmak için zaman kaybetmeden ekonomimize öncelikle önem vermek zorundayız. Çünkü günümüz bütünüyle ekonomi çağıdır ifadelerini kullanmıştır. Alınan kararlardan biri olamaz. Yabancı yatırımların engellenmesi. Arkadaşlar paragrafta yabancı yatırımların ile alakalı hiçbir şeyden bahsedilmemiş. Evet aşar vergisinin kaldırılması alabiliriz. Özel girişimcilere kredi imkanı verilmesi bunu da alabiliriz. Vergi sisteminin çağın gereklerine uygun düzenlenmesi bunu da alabiliriz. Bu doğrultuda alınan kararlardan biri olamaz demişti. Evet, 5. sorudan devam edecek olursak buna göre aşağıdakilerden hangisinin birinci 5 yıllık sanayi planının uygulanma nedenlerinden biri olduğu söylenemez? Birinci 5 yıllık sanayi planı büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere ham maddeleri yurt içinde üretilen ve üretilebilecek tesislere ve bu tesislerin kuruluş kapasitelerinin iş tüketimi karşılayabilecek düzeyde tutulmasına öncelik verilmiştir vermiştir. Bu dönemde 20 fabrikanın kurulması öngörülmüş ve dokuma, cam, kimya ve kağıt sanayisinde çok sayıda fabrika açılmıştır. Bu fabrikaların işletme yönetimleri Sümer Bank'a verilmiş, madencilik ve enerji işlerini yönetmekle Etibank ve Maden Teknik Arama Enstitüsü görevlendirilmiştir. Evet, uygulama nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Ham madde ihtiyacını ithal ürünlerle karşılamak kesinlikle olamaz. Ekonomide üretim açısından dışa bağımlılığı azaltmak evet kesinlikle alabiliriz. Bakın ham maddeleri yurt içinde üretilen ve üretilebilecek tesislere bu tesislerin kuruluş kapasitelerinin iş tüketimini karşılayabilecek düzeyde tutulmasına öncelik vermiştir. Bu dönemde bakın 20 fabrika kurulmuş. Evet cevabımız B olacak. Evet Mart sorularından devam ediyoruz. Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılarına hangisine hangisi çıkarılamaz? Birinci durum. Birinci ön Zaferi'nden sonra İtilat Devletleri Londra'da toplanan Barış Konferansı'na TBMM heyetiyle beraber İstanbul Hükümeti'nde davet ettiler. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa ben sözü Türk milletin hakiki temsilcisi olan TVM delegesine bırakıyorum diyerek itilaf devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçsuz bıraktı. İkinci durum Lozan'da yapılacak barış görüşmelerini itilaf devletleri TVM ile beraber İstanbul hükümetine davet edince Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsil etti. Böylece itilaf devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme ve serv anlaşmasını kısmen de olsa Türklere kabul etme planları sonuçsuz kalmıştır. Evet çıkarılamaz demiş. TVM misaki milli hedeflerini taviz vermeden gerçekleştirmiştir. Böyle bir sonuç çıkartılamaz arkadaşlar. Yani cevabımız A olacak. Daha çünkü anlaşma imzalanmadı. Ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Alabiliriz. İtilaf devletleri bakın farklı zamanlarda benzer politikalar uygulamışlardır. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının tek temsilci olduğunu burada göstermiştir. Buna da ulaşabiliriz. Yani cevabımız A olacak. İkinci soru. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sovyetler Birliği ile TM hükümeti arasında imzalanan Moskova Anlaşması'na göre uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Sovyetler Birliği kapitasyonun kaldırıldığını kabul edecektir. Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Evet, uluslararası diplomasi de Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir. Evet, bunu alırız. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılması sağlanmıştır. Bakın kapitülasyonların kaldırılması kabul edilecektir. Alırız. Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt taahhüt etmiştir. Bunu da alabiliriz. Uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir ifadesine. Yani cevabımız D olacak. Üçüncü sorudan devam edecek olursak buna göre aşağıdakiler hangisi dostluk anlaşmasının hedeflerinden biri değildir? 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı orta tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır biri değildir demiş hedeflerinden. Sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak, evet bakın emperyalist güçlere karşı iç politika iç politika iç politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak. Evet bunu alamayız. Alakası daha yok. İş biline dayalı bir yaklaşım kesinlikle var. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek kesinlikle bunu da alabiliriz. Yani cevabımız B olacak. Dördüncü soruya gelecek olursak. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Supi, mecliste yaptığı konuşmada kongreye katılacak delegeler için 2000 lira bütçe kullanıldığı, 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı konaklama giderlerinin ise karışılmadığı bilgisi verilmiştir. Evet ulaşabiliriz demiş. Eğitim konusuna önem verildiği kesinlikle Marif Kongresi'den bahsedilmiş. İşte pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Alırız. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı kesinlikle alabiliriz. Bakın konaklama giderlerinin ise karışılmadığı bilgisi sadece delegeler için 2000 lira bütçe kullanıldı. Kongre yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı evet bakın bu cümlelerden 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı giderlerinin ise konaklama giderlerinin ise karışılmadığı bilgisi verilmiştir. Yani üçüne de ulaşabiliriz cevabımız denizli. Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nin açılış konuşmasında ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü milletten alacak bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir. Evet, manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar vatan bir bütündür parçalanamaz. Kuvayi milli etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyanlara Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Şimdi burada ne demiş? Bir millet meclisi meydana getirilmesi, gücünü milletten alan. Bakın C'ye bakalım. Kuvayi milli etkin milli iradi hakim kılmak esastır. Cevabımıza ulaşabiliriz. Evet devam edelim Nisan ayı örnek sorularından. Buna göre Güney cephesi ile ilgili Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Milli mücadele döneminde Antep, Urfa ve Maraş Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney cephesinde Kuvayi Milli Birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Evet hangisine ulaşabiliriz? Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu evet kesinlikle alırız. Kuvayi Milli'nin işgallere son verdiği... Ee, paragraftan, cümlelerden kesinlikle bunu çıkartamayız. Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptı. evet Fransızların silahlandırdığı Ermeniler demiş. O yüzden cevabımız C. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda kendi sınırları içinde savaştığı bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri verilmiştir. Evet hangisine ulaşılamaz? Evet, Çanakkale cephesi İtilaf Devletleri'nin müttefiki olan Rusya'ya yardım götürmek istemesi, Kanal cephesi İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısının kesilmek istenmesi, Irak cephesi İngiltere'nin Musul petrollerine sahip olmak ve Rusya'ya Kafkasya üzerinden yardım götürmek istemesi burada hangisine ulaşılamaz demişti. İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapılmıştır. Evet, buna ulaşabiliriz. Ee, Osmanlı Devleti Kanal cephesinde başarılı olmuştur. Burada Kesinlikle böyle bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Yani cevabımız B olacak. Zaten başarılı da olmamıştı. Evet devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisi amaçladığı söylenemez. İtilaf devletleri Mondros mütarekesinin 7. maddesini bahane ederek Anadolu'yu işgale başlamışlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal 1919 yılında Havza genelgesinde bu işgallerin protesto edilmesini, mitingler yapılmasını fakat bu faaliyetlerde azınlıklara kötü davranılmaması gerektiğini belirtmişti. Söylenemez demiş. Hemen bakalım. Azınlıklara ayrıcalık, tanıma, ayrıcalık tanımayı. Söylenemez arkadaşlar. Sadece onlara kötü davranılmaması gerektiğini belirtmiş. Evet, burada milli bilinci uyandırmak alınır, işgallerin genişlemesini önlemek alınır, işgallere karşı kamuoyu oluşturmak, bakın protesto edilmesi, mitingler yapılması çıkartabiliriz, ama A'yı çıkartamayız. Dördüncü soru, buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal bağımsızlığını bağımsızlığı öngördüğü için itilaf devletlerinin ulusal egemenliği öngördüğü için de Osmanlı yönetimi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıklardan dolayı İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri Türk halkını TBMM'ye karşı kışkırtmış. Bu da Anadolu'nun dört bir yanında isyanların çıkmasına neden olmuştur. Bu isyanlar yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir otorite sınavı olmuş ve sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi ayaklanmaları bastırmayı başarmıştır. Evet hangisine ulaşabiliriz? TBMM yıpratmak için girişimlerde bulunmuştur. Kesinlikle ulaşabiliriz. Bakın isyanlara neden olmuştur Anadolu'nun dört bir yanında. Ayaklanmaların bastırılması TBMM'nin otoritesini sağlamlaştırmıştır. Bakın otoriteyi e, sınavı olmuş ve sonuçta ayaklanmaları bastırmıştır. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri TBMM'nin karşısında yer almıştır. Evet, İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri TBMM karşı kışkırtmış kimi Türk halkını. Yani cevabımız D olacak. 5. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Mevbusan Meclisi'nde alınan misaki milli kararlarından bazıları şunlardır. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlanmalar kaldırılmalıdır. Evet Ulaşılamaz arkadaşlar. Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Evet ulaşabiliriz. Ekonomik gelişmemizi engelleyen. Türk yurdunun sınırları belirlenmiştir. Bakın burada e, işgal edilmemiş yerler. Bölgelerin tümü. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada. Onu da alabiliriz. Ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır. Kesinlikle alınamaz. Hiçbir yerde böyle bir vurgudan bahsedilmemiş. Batı Trakya'nın geleceği halkın iradesine bırakılmıştır. Bakın Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. Evet ona ulaşabiliyoruz. Yani cevabımız C. Nisan ayının yine sorularından devam ediyoruz. Evet, Kongre kararlarına göre Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sivas Kongresi kararlarından bazıları şunlardır. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında toplanmıştır, birleştirilmiştir. Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsilen seçilen 9 kişilik temsil heyeti Sivas Kongresi'nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş, bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir. Evet, ulaşabiliriz arkadaşlar. Temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale getirilmiştir. Evet, burada söylüyor. Bütün ulus adına ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bakın 6 kişi daha seçilmiş ve bütün ulusu tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Kesinlikle ulaşabiliriz. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Yani cevabımız D olması gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ülke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mümkünden yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayacağını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Evet hangisine ulaşabiliriz? Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak kabul etmiştir. Evet paragrafta bakın güçsüzlük, miskinlik, işte insan vasıflarından yoksunluk olarak söylenmekte. Bağımsızlığın zenginlik ve güçle gerçekleşebileceği savunmuştur. Alakası dahi yok. Paragrafta bundan bahsedilmemiş. Saygın ve onurlu yaşama tam bağımsızlıkla kavuşabileceğini belirtilmiştir. Kesinlikle alabiliriz. Yani cevabımız Bursa. Evet üçüncü soru. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan mağlup olan Türk ordusu... Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM'de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin olan, emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetki üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalifi milli emirlerini yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkanları ile ordusunun yanında yer almıştır. Evet ulaşabiliriz. Tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Evet bakın eee niye yayınlanmıştır? Buna karşılık Türk halkı maddi ve manevi imkanları ile ordunun yanında olmuştur. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir. Kesinlikle alıyoruz paragraftan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik görüş farklılıkları vardır. Evet, büyük tartışmalar yaşanmıştır denilmiş. Yani cevabımız D olacak. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Burada milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılmıştır. Yani cevabımız A. Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleriyle işgalleri altında Rodos ve 12 adaya da gemi seferleri düzenlemişlerdi. Hangisi söylenebilir? Ekonomik kalkınmayı sağlamak alakası daha yok. İtalyan kültür ve inancını yaymak. Bakın bunu nasıl yapıyor? Okullar aracılığıyla yapmaya çalışmıştır. Yani cevabımız B olacak. Evet. Mayıs ayı örnek sorularıyla devam ediyoruz. 2019-2020. Tevfik Paşa bu sözüyle itilaf devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır? İtilaf devletleri Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti'nin yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükümeti adına Tevfik Paşa, TVM Hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansa söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBM'ye, delegesine bırakıyorum demiştir. Hangi amacını boşa çıkarmıştır denilmiş. Anadolu topraklarının işgale başlama? Hayır. Türk delegeler arasında evet ikilik çıkarmak istemişlerdir. İtilaf devletleri fakat bu boşa çıkmıştır diyebiliriz. İkinci sorumuzdan devam edecek olursak. Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toplanma amacı Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni Devleti'ne karşı mücadele etmek. Alınan kararlardan bazıları. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz manda fimaye kabul edilemez. Evet söylenemez. Demiş İstanbul hükümetiyle birlikte hareket edilecektir. İstanbul hükümeti e, destek vermemiştir. Hatta engel olmaya çalışmıştır e, kongrelere. Yani buna ulaşamayız. Direkt cevabımız A diyebiliriz. Evet. Üçüncü soru. Buna göre Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisi olmasından ötürü yasama, yürütme yargı yetkilerinin tümünü kendine toplamıştır. Üyelerini tamamen Türklerden oluşan mecliste farklı düşünlere sahip milletvekilleri olmasına rağmen partileşme olmamış. Bütün milletvekilleri milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebilmiş, ülkenin çıkarlarını savunma konusunda birleşmişlerdi. Bununla birlikte meclis, işgalcilerin ve İstanbul'daki yönetimin baskılarına boyun eğmeden milli çıkarları korkusuzca savunmuş, karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen çalışmasını bir an bile durdurmamıştır. Evet, hangisi söylenebilir? Olağanüstü yetkilere sahip oldu, evet. Bakın yasama, yürütme, yargı yetkilerinin tümünü kendine toplamıştır. Evet, demokratik. Bakın, üyeleri tamamen Türklerden oluşan, mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekillerinin olmasına rağmen, bakın, milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edilmesi. Evet, buradan ulaşabiliriz. Milli kesinlikle üçüncü öncüle de ulaşabiliyoruz. Evet cevabımız Denizli olacak. Dördüncü soru. Buna göre Amasya görüşmeleri ile ilgili aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Temsil heyeti adına Mustafa Kemal'in, İstanbul hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığın korunması esastır. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir. Mebusan meclisi açılacak ve milletvekili, tem, milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır ulaşılamaz demiş. Milli iradenin yönetime yansıtılması amaçlanmıştır ulaşabiliriz. İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. Kesinlikle Amasya görüşmelerinde resmen tanıdığını kabul ederiz. Toplumda kültürel birlikteliğin sağlanması çalışılmıştır. Alakası daha yok arkadaşlar. Bağımsızlığı tehdit edecek tüm girişimlere karşı çıkılmıştır. Evet bakın bağımsızlığın korunması esastır. Siyasi sosyal dengemizi bozacak hiçbir hak verilmeyecektir gibi ifadeleri görüyorsunuz. Cevabımız C olacak. Beşinci soru. Buna göre Moskova Anlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 16 Mart 1921'de TVM hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Anlaşması'na göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş. Batum misaki milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştı. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonun kaldırıldığını kabul etmiş ve Osman Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Evet hangisine ulaşabiliriz? Misaki milliden taviz verilmiştir. Ulaşabiliriz. Bakın Gürcistan misaki milli sınırları içerisinde, içerisindeydi bırakılmış. Evet, ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. Kesinlikle ulaşabiliriz. Bakın kapitülasyonların kaldırıldığı kabul edilmiş. Sovyetler Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını tanımıştır. Evet, onu da alıyoruz. Yani cevabımız Denizli. Evet, 2019-2020 Mayıs ayı son sorularımız. Verilen bilgide Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demiryolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Evet hangisinin vurgu yapılmamıştır? Çok uluslu yapısına kesinlikle vurgu yapılmıştır. Farklı milletlerden bahsediyor. Sınır kenti olmasına burada sınır kenti olduğu ile alakalı hiçbir şey yok. Deniz kıyısı var. Kültürel yönden gelişmişlik var. Yani cevabımız B olacak. İkinci soru. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası yaşanan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin görüşü Damat Ferit hükümetine göre işgaller geçiciydi. Bu nedenle işgallere karşı sessiz kalınmalıydı. İtilaf devletlerini kızdıracak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıydı. Barış anlaşması imzalanıncaya kadar itilaf devletlerine karşı uzlaşmacı bir politika izlenmeliydi. Halkın görüşüne bakalım. Türk halkı vatanını korumak ve bağımsızlığını elde etmek için harekete geçti. Ülkenin çeşitli yerlerinde halk, cemiyetler kurarak ülke topraklarının işgal edilmesini telgraflar çekerek ve mitikler düzenleyerek protesto etmeye başladı. Aynı zamanda işgalcilere karşı vatan topraklarını savunmak için silahlı direniş kuvvetlerini kurdular. İstanbul hükümeti ile halk arasında görüş ayrılığı vardır. Evet ulaşabiliriz. Görüş ayrılığı vardır. Türk halkı vatan topraklarını korumak için teşkilatlanmıştır. Kesinlikle ulaşabiliriz. Ülkenin kurtuluşu için bağımsızlık anlayışından uzak fikirler vardır. Evet İstanbul hükümetinin görüşünü görebiliyoruz. İstanbul hükümetine göre milletin istiklalini milletin kararı kurtaracaktır. Alakası dahi yok arkadaşlar. Bakın işgaller geçici. Sessiz kalınmalı demekte. Evet uzlaşmacı bir politika izleyelim denilmiş. İtilaf devletlerine karşı. Evet o yüzden D'ye ulaşamayız. Üçüncü soruya gelecek olursak, buna göre basın yayın kuruluşlarının milli mücadeleye katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal, milli mücadele döneminde basın yayın kuruluşlarına ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Özellikle halkın milli mücadele etrafında teşkilatlanmasında basın yayın kuruluşları ayrı bir önem arz ediyordu. Milli mücadeleye karşı olan azınlıklar ve İstanbul hükümeti ellerinde basın gücünü sonuna kadar kullanıyor ve milli mücadeleyi yıpratmak için her türlü yalan haberi Anadolu'nun en ücra kasabalarına kadar ulaştırıyordu. Bu ortamda halkın milli mücadele etrafında birleşmesi için doğru haber alması gerekiyordu. Bu nedenle... M Mustafa Kemal ilk olarak 14 Eylül 1919'da İradi Milliye Gazetesi'nin 10 Ocak 1920'de Hakimiti Milliye Gazetesi'nin 6 Nisan 1920'de ise Halide Edip ve Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansının kurulmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal bu girişimleriyle hem milleti ortak düşünceler etrafında birleştirmiş hem de Milli Mücadele döneminde alınmış olan bazı kararların millete ulaşmasını sağladı. Bakın söylenemez. Milli mücadele lehine kamuoyu oluşturmuşlardır. Evet. Halkın örgütlenmesini sağlamak için çalışmışlardır. Kesinlikle alabiliriz. Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olmuşlardır. Alabiliriz. Milli Mücadele'nin haklılığını uluslararası yayınlarla savunmuşlardır. Hayır bunlar uluslararası yayınlar değil. Yerel, iradeyi, milliye, hakimiyeti, milliye, Anadolu Ajansı. Yani cevabımız Denizli. Dördüncü soru bu bilgilerden hareketle yargılarına hangilerine ulaşılabilir? İkinci Yunan Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. O güne kadar Yunanistan'ın arkasında olan İngiltere tutumunu değiştirmeye başlamış. Hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşa tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayınlamıştır. Fransa TVM hükümetini fiilen tanımıştır ve hükümetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır. Halkın TVM hükümetine ve ordusuna olan güveni artmış, milli mücadele ruhu pekişmiştir. İtalya Anadolu'dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır. Evet hangisi ne ulaşılabilir hangilerine? İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlanmıştır. Evet buna ulaşabiliriz. Bakın Fransa, İtalya görüş ayrılıkları var. Yunanistan barış anlaşması istemek zorunda kalmıştır. Yunanistan'la alakalı bir şey var mı arkadaşlar? Hayır. O güne kadar Yunanistan'ın arkasında olan İngiltere tutumunu değiştirmeye başlamış diyor. Barış anlaşması ile alakalı hiçbir şey yok. TMM'nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır. Evet kesinlikle alabiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Buna da nereden ulaşabiliyoruz? Bakın TMM hükümetini fiilen tanımıştır halkın işte TMM hükümetine karşı ve ordusuna karşı güveni artmıştır. Evet beşinci soru. Buna göre milli mücadele döneminde Türk kadını yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli mücadele döneminde Türk kadını işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış. Cephane imalathanelerinde çalışmış, kanun kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır. Hangisi söylenemez. Anadolu'daki azınlıkların haklarını savunmuşlardır. Ne alakası var? Direkt cevabımız Adana arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda 2018-2019 örnek soruları gelecektir. Evet kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere kendine iyi bak.